Değerli izleyenler günaydın. Bugün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. 1960 darbesinden sonra Türkiye'de sivil otorite askeri faşizan bir yönetimin eline geçmişti. Ve bu faşizan yönetimin bu ülkeye neler kaybettirdiğini bugün konuğumla konuşacağız. Konuğum Eski Adalet Partisi Milletvekili ve Refah Partisi Milletvekili Sayın Fethi Acar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu darbelerle ilgili tabii en çok araştırma yapan kişilerden birisiniz. İşte ayaklı tarih diyoruz size. Maalesef Türkiye bu tür olumsuz hadiseleri hep yaşamış. İşte bu 27 Mayıs'ta bunlardan birisi. 27 Mayıs'ta biz neler kaybettik Fethi abi? Çok teşekkür ederim. Mübarek 3 ayların ve Ramazan'a yaklaştığımız şu günlerde ve mübarek Cuma gün izleyicilerimizin mübarek günlerini kutluyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Yine Sevip Bey kardeşim şehitlerimiz var. Allah razı olsun. Onları da rahmetle anıyoruz ve yaralı gazilerimize ve diğer yaralılara şifa diliyoruz. Bir an önce bu sıkıntılı coğrafyadan inşallah başta ülkemizin yönetenlerle ve güvenlik kuvvetlerimizle bu beladan bir an evvel kurtulmayı da niyaz ediyoruz mübarek günde. Evet, bugün ne yazık ki insanların ve ülkelerin, toplumların önemli dönüm noktaları olan günler var Sevfi Bey malum. Evet. 27 Mayıs bundan işte 56 yıl önce ülkeyi milli iradeyle sandıkla iktidara gelen 14 Mayıs 1 Mayıs günü iktidara gelen Demokrat Parti 10 yıl sonra o Mayıs'ın bir başka gününde böyle bir acı darbeyle karşılaştı ne yazık ki. Malumunuz 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ilk defa 27 yıllık bir dikta yönetimine son verdi sandıkla, milletin iradesiyle iktidar oldu. Ülkeyi 54 seçimleriyle ve 57 seçimleriyle 3 dönem iktidarla ülkeyi yönetti. Dünyada ve kendi bölgesinde oldukça büyük işler başaran bu yönetimi ne yazık ki 1954'te başlayan, 58'de su yüzüne çıkan 9 subay olayı o günkü iktidar zamanında ne yazık ki çözemediği için. O 9 subayın içerisinde bir subay ihbar eder değil mi? Şöyle i̇hbar 9 subay, 1954'te başlayan bu hareket şöyle diyelim. 1950 seçimlerinden sonra Demokrat Parti 54 Mayıs'ında 22 Mayıs 1954'te ikinci defa seçim yaptı. Ve Türkiye'de en yüksek oy alan, daha o yüzde hiç ulaşamayan bir iktidar dönemidir. 1958 civarında oy almıştı. Ana muhalefet olarak o günün 27 yıl tek başına ülkeyi yöneten dikta rejimi 31 milletvekiline düşerek bir çöküş yaşamıştı. Bu çöküşü 54 Ekim seçimlerindeki, 54 Mayıs seçimlerindeki çöküşü malum zihniyet hiçbir şekilde kabullenemedi. Hemen o bildiğimiz mahvellerde çeteler oluştu. Hazırlıklar başladı. Fakat bu 57 seçimlerine kadar kapalı kaldı. 1957 Ekim, 58'de yapılması gereken seçim 57 Ekim'ine alındı. Niye erken yapıldı seçim? O yıl 1957'lerde bütün dünyada ve ülkemizde büyük bir ekonomik sıkıntı baş gösterdi. Bir, iki, bugün son yıllarda da çok iyi izlediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ülkeleri Türkiye ilk yıllarda gösterdiği ilgi ve sıcaklığı ne yazık ki göstermedi. Marshall yardımlarını kesti. Evet, Marshall yardımı başta. İşte o arada Kore Harbi var. Kore'de ülkemiz büyük bir başarı elde etti. Bu Batı ne yazık ki şu yıllarda daha açık, ikiyüzlüğünü çok net gördüğümüz şekilde o yıllarda da o ilgiyi kesince ülke ve dünya büyük bir ekonomik kriz içindeyken 58 seçimlerinde 57 Ekim'de alındı. %,
9 civarında oy düşmesine rağmen yine çoğunluk sistemiyle Demokrat Parti iktidara geldi. Evet. Bu iktidardan sonra Samet Kuşçu diye bir asker bir çet hazırlığı, 54'ten gelen çet hazırlığının mevcut olduğunu ve hemhal bir darbeye hazırlık içinde olduğunu Demokrat Parti'ye yakın kimseler tarafından Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a kadar uzanacak şekilde bir ihbarda bulundu. Bugünkü şartlarda harekete geçildi. İşte Milli Savunma Bakanı ve Başvekil Adnan Menderes konu ilgilendi. Celal Bayar bu konuyla çok ilgilendi. Onun üzerine gidilmesi için. Ancak 8 subay bize ihbar eden 9 subay tutuklandı. 1966'larda Genelkurmay Başkanı... Ama orada ilginç bir şey var. Şimdi 8 subay tutuklanıyor, yargılanıyor, beraat ediyor. İhbarcı olan da tutuklanıyor. Tabii. Sonuçta. Yani bu neden böyle? Şimdi tabii konu arka planı çok karanlık tabii, kapkaranlık. Yani. 1966'larda Genelkurmay Başkanı olan zat Cemal Tural İstanbul'da tümen komutanıdır. Mahkeme Başkanı Cemal Tural'dır. 9 subayı yargılarlar 5-6 ay içinde. Tamam. İhbar eden Samet Kuşçu askeriyede ihraç edilir. 8 subay beraat eder. Bunun içinde Cemal Yıldırım diye çete başı var. Diğerleri de var. İstanbul ayağında Faruk Güventürk var. Sonraki yıllarda çok ismi duyulan ve Kayseri'de Demokrat Partiler hapisteyken garnizon komutanı olarak Yassada'daki eziyetler sanki bitmedi gibi Kayseri'de de Demokrat Partilere eziyet etmek için özellikle kendisi garnizon komutanı olarak atandı Faruk Güventürk. Bu çete... Bu Menderes'i ayakta dikip yanında... Onda hepsi var, hepsi var. Orada sonradan jandarma genel komutanı olan Yassada'daki darbe şeyler, eziyetlere girersek çıkamayız. Jandarma genel komutanlığı yapan, sonra MİT müsteşarlığı yapan, yani o günlerde üsteğmen olan adam, yani 60'ta Yassada'da üsteğmenken bir sürü eziyet eden adam, sonra işte gerekli rütbeler aldıktan sonra geliyor Türkiye'de jandarma genel komutanı oluyor kardeşim. Niye? O yıllarda darbelerde tecrübe sahibi oluyorlar. 28 Şubat'ta yaşamadık mı? 28 Şubat'ta bu işin başı Batı Çalışma Grubu olan zat 1980 darbesinde darbe yapan o çete başının özel kalem müdürüydü. Sonra kendi genetik devlet, o zaman bu genetik. Devlet başkanlığı yaptığı zaman hem başyaver hem özel kalem müdür. Şimdi içeride albay, dışarıda pardon, özel kalem müdür olarak duran albay, içerideki darbe yan adamla uzun süre beraber olup da kendisi de o rütbelere geldikten sonra nasıl darbe yapmaz? O kadar bırak genlerini, kanlarına işliyor darbe. Niye? Millete karşı, milletin peygamber ocağı dediğimiz milletimizin bağrından çıkan bu kuvvetlerin bir adam, kısmı. Adam yaverlik yapıyor. Cumhurbaşkanının yaverliği yapıyor. Darbeye hevesleniyor. Yani demek orada ki Albay, 80'de Albay, özel kalem müdürü, kurmay başkanı, başyaver geliyor 96-97'lerde de aynı rütbeye geldiği zaman hazır, mekanizma hazır. Niye? Biraz sonra göreceğiz. 61 darbe anayasasını verdiği ürün bunlar sevgili Seyit kardeşim. Sonuçta 8 subay beraat ediyor. Bunlar tabii 58 izlerini tamamı isimleri detaya girecek vaktimiz yok. Yurt dışına görevli kendilerini atadılar. 59 sonu ve 60 başlarında Ankara'ya tekrar görevli geldiler. Aynı ekip çete oluştu ve burada zaten bakın Celal Bayar'ın anı bir darbenin anatomisi var. Bakın burada en son bu Orhan Erkanlı anlarında ne söylüyor? Evet. 1960 başlarında birkaç bir kısa bir zamanda toparlandık. Aynı fikirleri, ihtiyaçları, kanaatleri paylaşan insanların bir araya gelmesi kolaydır. 1959 sonu ve 60 başlarında birkaç büyük toplantı yaptık. Durum gözden geçirildi. Gücümüz, imkanlarımız hesaplandı ve en son olarak Ankara'da Alparslan Türkeş'in evinde toplanarak ihtilal kararını verdik. Orhan Erkanlı sayfa 70. Yani 9 subay olayında beraat eden kişiler bir yıl izlerini kaybettirip tekrar geldiler. Celal Bayar zaten o kadar üzerinde duruyor ki sadece Milli Savunma Bakanı'nı istifa ettirerek savuşturdular. Celal Bayar ısrarla bahsediyor ki biz çift havuzlarda sağlığında ziyaret etmek de nasip oldu çok sağlıklı dönemlerinde. Hep bahsettiği her gidene
9 Sıma'yı bahsedip şayet 9 Sıma'yı önleyebilmiş olsaydık, ki ben bugünkü paralel yapıya falan getirmek istiyorum, o 9 Sıma'yı çok önemli. Yani devlete sızmış bir çete bir sadece şekilde. Sadece paralel yapı değil Fethi abi, yani bu Balyoz, Ergenekon, Sarıkız, Ayşe. Hepsi aynı çekirdek. Bunların içerisinde bu darbeciler vardı zaten. Hepsi orada yetişiyor. Hepsi kumpas değildi. Damarlarında var. Damarlarında yani bunu söylerken silahlı kuvvetlerimizin hiçbir zaman tamamı filan olması mümkün değil. Bir çete oluşuyor ki bu konu keşke zamanımız el verse ki şurada bu, bakınız. Bu şeyden kaynaklanıyor biraz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde harp okullarında eğitimde bazı sıkıntılar var. Oradaki sistem biraz bunu oluşturuyor. Yani öyle bir noktaya geliyorlar ki biz işte Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Evet, hepsi tamam, hepsinin hakkıdır bir yerlere gelmek ama illa da oraya gelince Genelkurmay Başkanı'ndan sonra Çankaya gözüküyorlar. Yani bakın işte demin bir belge geçti elime. Recep Torumtay. Evet. Bu vatandaş bu ülkede en üst rütbede bulunan birisi. Evet, Özal komutanlığı yaptı. Özal buna dedi ki ya işte bu Musul Körkük falan bunları halledelim işte girelim falan gibi bir mesele evet, oldu. Girelim, 90, 91, evet. O da korktu kaçtı. Evet. İstifa etti hemen. Evet. Korkak bir adam. Recep Torumtay korkak bir adam. Evet. Şimdi bunun kitabında ne diyor bakın. Onu okuyalım. Bu kitapta Atatürk'ün Osmanoğullarına, Osmanlı İmparatorluğu'na okuyalım ne söyledim bakalım. Seyf Bey, hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakere ile münakaşa ile verilmez. Hakimiyet saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, bakın burası çok önemli. Osmanoğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardır. Bakın. Osmanoğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardır. Bu tasallutlarını, yani bu tecavüzlerini, bu şeylerini 600 yıldan beri devam ettirmişlerdir. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline doğrudan doğruya almış bulunuyor. Yani burada mütecaviz, şu çıkıyor ortaya. Mütecaviz. Mütecaviz diyor. Tecavüz Osmanlıları. Evet. Evet. Bu bir oldu bittidir. Bahis konusu olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Mesele değildir. Meselesi değildir. Mesele zaten olup bitmiş bir hakikati ifade eden ibarettir. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplanmış olanlar meclis ve herkesin meseleyi tabi görürse fikrimce muvafık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Mustafa Kemal 30 Ekim 1922 meclis konuşması. Şimdi biz Yunanlarla mı savaştık, İngilizlerle mi savaştık yoksa Osmanoğullarla mı savaştık? Yani böyle bir şey ortaya çıkıyor ve bunu kitabına alan bunun doğruluk payı var mıdır? Yani bu ifadeleri gerçekten Mustafa Kemal meclis konuşmasında tunaklarda var mı? Elbette ki orada meclis konuşması zaten evet. Tarihi bir evrak. Şimdi bu Recep Torumtay da çok met ederek onu almış kitabına koymuş. Ve evet bunu Bozacı'nın şahidi Şiracı gibi. Şimdi Recep Torumtay korkak bir general. Korkak bir general. Yani bir nasıl generalliğe çıktı bilmiyoruz. Kitabında da bunu zaten yer veriyor, yer met ediyor. Çok da met ederek. Yani çok da met ederek. Bütün ülke idare edenler bundan savaş istifade çıksa, etsin. Savaş çıksa arkasına bakmadan kaçacak bir adam Recep Torumtay. Burada bu ifadeyi almış ve bunu da met etmiş. Ve başkomutanın, o günkü Cumhurbaşkanı'nın talimatına uymayıp yani, görevden kaçan olarak tarihlere evet, geçti zaten. Maalesef işte askerlerin içerisinde böyle Recep Torumtay, Teoman Koman, Çevik Bir, efendim Tahsin Şahinkaya, efendim Kenan Evren, Muhsin Batırlar bitmiyor ki. Nasıl bitireceksin? Ya bu adamları biz yetiştirmişiz. Bizim kurumlarımızda, resmi kurumlarımızda, devletin kurumlarında paramızla bunları okutmuşuz. Evet. Vatandaş İHŞ'sinden ayırmış, bunlara para vermiş. Mezara harp kadar. Harp okullarında okutmuş. Mezara kadar bakmışız. Mezara kadar. Tatil köylerinde bilmem nerelerde ağırlamışız. Lojmanlar güzel yerleri vermişiz. Biz kim vermiş bunu? Türk milleti. Bakın bir de bu
şey var, İlker Başbuğ'un bir ifadesi var şeylerde. Bu orada ordular, zırhlı birliklerde şurada burada. Ne diyor orada biliyor musunuz? Güçlü ordu, güçlü Türkiye. Burada bir kasıt ne biliyor musunuz? Kasıt. Ordu hakimiyeti olsun Türkiye'de. Kafa yapısı bu, zihniyet bu. Zaten o arkasında bir sürü rütbeleri alıp da bu borudur diye bağıran kafa var ya bu. Güçlü Türkiye diyeceğine güçlü ordu, güçlü Türkiye. Güçlü Türkiye, güçlü ordu demesi lazım. Cümleyi kuruluş şeyindeki kasıta bakın. Güçlü Türkiye, güçlü ordu demesi lazımken güçlü ordu, güçlü. Erdoğan olmasaydı bugün güçlü Türkiye olur muydu? Hadi açıkça söyleyelim yani. Yapabilirler miydi? Ya tanklar hurdaydı. Efendim İHA diye bir şey yoktu. Bir silahlı gücümüz yoktu. Milli savunmamız yoktu. Yerli sanayimiz yoktu. Şimdi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri kendi çabasıyla Türk milletinin güçlenmesi sayesinde silahlı kuvvetleri de güçlendi. Maalesef bu kasıtlı olarak yapılan şey. Bir de çevik birim var biliyorsunuz. Orduya sadakat şerefimizdir. Evet, karakterimizdir. Şerefimizdir yazıyor. Şerefimizdir, orduya karakterimiz yazdı. Yani, ne yazık ki. Orduya yazık sadakat ki. Şerefimizdir. Yani millet yok ortada. Yani şimdi burada millete sadakat şerefimizdir yazması gerekmez mi? Evet. O ilk yaz İstanbul'da 1. Ordu'nun orada görünce o dönemde ilk ben haber yaptım onu. Dedim ya orduya sadakat şerefimiz ne demek ya? Ordu milletin emrinde bir kurumdur. Zaten milletin içinden çıkmış bir yani ordu. Millet yoksa orduya ne gerek var ne o zaman? Gerek var o zaman? Sen beni korumakla mükellefsin. Evet. Polis beni korumakla mükellef. Asker beni korumakla mükellef. Savcı, hakim bizim haklarımızı korumakla mükellef ama biz ne yapıyoruz? Biz bunların haklarını korumaya çalışıyoruz. Böyle bir şey oluyor mu? Sevgili Bey, burada sizi teyiden tabii bugün malum bu 27 Mayıs darbesiyle başlayan aslında daha evvel sizin de işlediğiniz 555K 5. ayın 5. günü 1960 Kızılay'daki o günün başvekili rahmetli Adnan Menderes yakasına yapışan bir öğrenci demokrasi gençliği. Demokrasi yok diyor o zaman. Diktatörlük vardı ya. 20 Mayıs'ın 5'inde yakasına yapışan başvekilin 22 gün sonra 26'sında Eskişehir'de büyük bir miting yaptı. Halkla kucaklaştı, buluştu. O gece 27'ye bağlayan gece 5 kaçtı? O 555K 5 Mayıs 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da. Kaç tarihindeydi? Ben onu unuttum şimdi de. 5 Mayıs'ın 5'inde. Mayıs'ın 5'inde. Yıl olarak yani. 1960 ihtilalde darbeden bugünkü 60'tı, darbeden tamam. 22 gün evvel. 22 gün evveldi. Tamam. O gün yakaya tamam, yapıştı yani başvekili. Tamam. 26-27 bağlayan gece Muhsin Batur, sonradan Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Muhsin Batur kargo uçağıyla Uşak Kütahya yolundan alıp Ankara'ya getiren Gezi Parkı olay gibi albay. Değil mi? Şimdi Gezi oraya gelecek. Aynen bakın Mayıs aylarına dikkat edin. 1 Mayıs Taksim diye bir tutuları vardır, hastalıkları vardır. Malum çetelerin yani dıştan yönetilen kansız, soysuzların. Bu beşli çete. Düşünün var. 5 Mayıs'ta yaka yapmışlar. Bir de beşli çete Mayıs var bak nasıl uyuyor. Bir de beşli çete aynen, vardı ya. Tabii beşli. Beşli çok sayıyor işte. Beşli çete 80 vardı. İhtilaline maruz kalan kardeşiniz ya, beşli çeteyi tanımaz beşli mıyız? Beşli çete ya. Bakın o günün sonradan Hava Kuvvetleri Komutanı olan Muhsin Batur bakın. Adnan Menderes Eskişehir'den Konya'ya gitmek üzere Kütahya'ya geçtiğinde Keşif Kabul Komutanı Agasyen ve Albay Muhsin Batur tarafından gözaltına alınarak kargo uçağıyla Gazya tenekesinin üstüne oturtarak Ankara'ya getirdiler. O gün sonra bu zat 60'ta bu haltı yiyen Albay Muhsin Batur malum 69-70'lerde Hava Kuvvetleri Komutanı'ydı ve 12 Mart 1971 Adalet Parti hükümetini uzaklaştıran darbeyi kaleme alan Muhsin Batur. Kim bu Muhsin Batur? Sonradan Cumhurbaşkanı kontenjan senatörü diye 61 evet. Bu darbe anayasasının karanlık adamların karanlık yerde yaptığı yasayla Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kontenjan senatörü olarak atanıp 1980'de bizim mecliste olduğumuz dönemde CHP'nin Altıok'un arka bahçesinin ürünü olan bir kişi olarak getirip Cumhurbaşkanı adaya yapılan bir kişi. Bakın o günden bugüne bakalım. 56 yıl geçen bugün. Sonradan dediğim gibi bunun şunu da söyleyeyim sevgili Seyfi. Değerli genç kardeşlerim izlese keşke izleseler. Bu Adnan Menderes Eskişehir'den kargo uçağıyla Ankara'ya getiren bu zat 68-69'larda
Orgeneralik dönemi geldiği yıllarda bu sefer demin bahsettiğim Cemal Tural, o tümen komutanı, 9 subayı beraat ettiren Cemal Tural, Kara Kuvvetleri Komutanı Cevdet Sunay, Cemal Gürsel öldükten sonra, bitkisel hayattan sonra öldükten sonra, işte o günün Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı yapıldı ne yazık ki. Ben onu Süleyman Demirel'e de sormuştum. Ne gereği vardı bu illa da genel? Dedi ki ya işte 60'ta kanlı bir darbe olmuş. Bu kanlı darbenin kabuk yara bağlasın diye Adalet Parti olarak asker. Peki bağladı mı Sayın Başbakan? Bağlamadı. Niye bağlamadı? Sizin orgeneral yaptığınız Muhsin Batur geldi. Sizi uzaklaştıracak. Muhtıra yazdı. O günün Kara Kuvvetleri Komutanı geldi. 73'te zoraki Cumhurbaşkanı olacağım diye meclisi bastı adeta. Yine Cumhurbaşkanı kontenjanından senatör yapıldı. Yani buradan 61 anayasasını kimin yaptığına bakacağız. Hep bu darbe anayasalının ürünü. Bugün çektiğimiz sıkıntı da odur. O gün çektiklerimiz de budur. Bu Muhsin Batur'dan bahsetmişken, bu zattan, o günden bugüne ne değişti diye hemen izin verirseniz bir cümle ifade edeyim. 22 ile 23'e bağlayan pazar gününü, pazartesiye bağlayan gece bugünün Hava Kuvvetleri Komutanı ki izledik ki kendisi bizzat uçağa kumanda ederek vatan savunmasına, vatan savunmasına görev alan bugün Hava Kuvvetleri Komutanı, bugün Hava Kuvvetleri Komutanı görevinin başında bugün, ama o günlerin Hava Kuvvetleri Komutanı 26 Mayıs'ta yüz binlere hitap eden Adnan Menderes yolda, Kütahya yolunda yakalayıp kargo uçağıyla Ankara'ya yakalayan insan. İşte o gün darbe, bugünkü darbe işte. 27'imiz. 56 ile evveldik darbe bu. Peki bunun arka planında kim var diye herhalde. 60 darbesinin arka planında kim var? Bir de şunu söylemek lazım. Burada bizim sayın izleyicilerimize böyle mübarek bir cuma günü bunlar anlatmak gayemiz şu. Ki ben şunu da ifade edeyim izninizle. 1977-80 döneminde 60 darbesi. Kim var'a da bir şey yapalım. Virgül koyup ekleyelim yani. Kim var? İşte Amerika'nın satılmış subayları. Elbette ki, ama Amerika'ya gerek subayları var. Ya Amerika'ya gerek yok ki. Subayları Türkiye, var. Görmüyor musunuz şu anlar şu yıllarda daha açık gördü. İşte onu anlatmaya çalışacağız. Bakın şimdi subaylarımız şehit oluyorlar Güneydoğu'da. Oraya gidiyorlar şehit oluyorlar. Rütbeli, yüzbaşısı, binbaşısı, assubayı, uzman çavuşu. Allah rahmet eylesin. Can siparişinde çalışıyorlar orada. Mücadele ediyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri görevine döndüğünü görüyoruz. Geçmişteki o çapaçul bazıları, tabii yine çok muhterem, çok önemli insanlar elbette var ki. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde. O çapulcular da birisi Menderes'in arkasında, biri Demirel'in arkasında, biri öbürünün arkasında Brutus'luk yapmış. Burada Muhsin Batur'la ilgili bir hatıra var. Bu Cemal Tural, Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı olunca, Cemal Gürsel öldükten sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Tural bu tüm generalken 8 subayı beraat ettirip ihbar edeni askeriyeden atan kişi geldi 66'larda Genelkurmay Başkanı oldu kardeşim. Genelkurmay Başkanı oldu. O zaman Adalet Parti 65 seçimi oldu tek başı. O zaman bu şunu anlamıyor mu? Yani bu 8 subayı beraat ettirip o asıl vatansever, vatanperver subayı görevden alan kişi üst rütbelere geliyor ama devlet otoritesi bunu engelleyemiyor. Bu da çok saçma başka değil mi? Başka bir şey var. Bu Cemal Tural denen zat Genelkurmay Başkanı iken ki ben o zaman Kastamonu'da karayollarında bir aktif bürokrat olarak çok yakından izliyorduk. 1968'lerde bu zat durup dururken Cevdet Sunay Genel Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel başvekil durup dururken pat diye bir gün PTT Genel Müdürlüğü'nü denetlemeye kalktı. O zaman Rüzgarlı Sokak'ta. Şaşırdı sivil kurumlar. İkinci gün benim de genel müdürlüğüm olan bu Eskişehir yolunda Yücetepe'ye yeni taşınmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü denetliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Süleyman Demirel'in dönemin başvekili sınıf arkadaşı. Yarısı gün çağırıyor diyor ki ya bizi indirdi aşağıya toplanın. İçtima yaptırdı filan. Onun üzerine Demirel Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a gitti. Dedi ki ya bu sizin yerinize mi oynuyor? Ne yapıyor? Cemal Tural sivil kurumları denetliyor. Ne yapalım? Görevden alalım. Düşünebiliyor musunuz? Bakın tarihe geçsin sevgili gençler. Bununla ilgili üniversite hocaları, asistanlar,
yardımcı asistanlar, lütfen o tarihlere lütfen eğiliniz. Cevdet Sunay dedi ki Süleyman Demirel'e, ben evet bunu görevden alalım ancak bir şartla. Kor General Muhsin Batur, o zaman Eskişehir'de Kor General Muhsin Batur'un, ki Adnan Menderes'i kargo uçağıyla Ankara'ya getiren, dün gece işte 26-27 Mayıs 60'ta bağlayan gece Muhsin Batur'u orgeneral yapmak şartıyla. Çünkü Adalet Parti onu orgeneral yapmaması lazımdı. Yapmazdı. Niye? Menderes'i kargo uçağıyla Ankara'ya getiren adam. O günkü sivil kurumları denetleyen Cemal Tural'ın görevden alınmanın bedeli Muhsin Batur'un orgeneral olmasıdır. Muhsin Batur orgeneral olur olmaz bu sefer Hava Kuvvetleri Komutanı olarak ve Milli Güvenlik Kurulu genel üyesi olarak, kurulu üyesi olarak muhtırayı veren, 12 Mart muhtırasında kaleme alan insan. Buradan şunu söylemeye çalışıyoruz. Bunların bütün ürünü, bu dediğim aksaklıkları, çete, hepsi 61 darbe anayasasıdır. Bu 61 darbe anayasasının arkasında, 60 darbesinin arkasında kim var? İzin verir misiniz? Tabii tabii. İzleyicilerimizle bakın. Bir darbenin anatomisi, Celal Bayar sağlıklı yıllarında böyle bir hatıratı var. Burada eğer biraz uzunsa reklamdan çok, sonra girelim. Hayır, hiç uzun değil, hemen. Tamam. Celal Bayar Hanım, yani bugün hani şu gün yine Altok mensubu ana muhalefet durumunda olanlar, biz darbeyle ilgimiz yok, biz darbeye karşı, her türlü darbeye, peki kandan neye bahsediyorsunuz? İşte kan damarınızda var, geninizde var. Şimdi Celal Bayar Hanım, çok kısa. Malum 18 Nisan 1960'ta bir tahkikat komisyonu meselesi var. Bu ne? Bu tabii uzun çok. Tahkikat komisyonu olayı 1954'te 30'u bir milletvekiline düşen CHP'yi 57 Ekim seçimlerde 178 milletvekiline çıkınca CHP taarruzlara geçti. Bugünkü muhalefetin başı yine bir taarruzdan filan bahsediyor ya, gezileri özlediler. Sevgili izleyicilerimiz bizi bağışlarlar. Aş yer mi, aşer mi diye bir şey var. Böyle bir şey duydun mu? Evet. 10 yılda bir, Türkiye'de 10 yılda bir darbe, bunalım dönemlerini özleyenler var. Aşer, onun ben aş yerme deriz Anadolu'da, meğer aşa ermeymiş o, aşerme. Aşeriyor adamlar. Düşünün, 50 iktidar, 54 iktidar, 57 iktidar olunca 3 dönemden sonra bir şeyler yapmak istiyor bu zatlar. İşte onun içinde kim var, onu ben hemen kısaca arz ediyorum. Muhatabım diyor Celal Bayar İsmet İnönü için. Muhatabım kendisini savunacak. Bu tahkikat komisyonu ile ilgili bu olay. O kendini savunacak yerde bunları söylemek zorunda kaldığım için elbette üzgünüm. Fakat gerçeklerin tarih aydınlığına, ortaya çıkmasına kimse engel olamaz. Eğer İsmet Paşa... Biraz daha şöyle kaldırırsanız ekranda da görünsün. İsmet Paşa ihtilallerle, ihtilalcilerle temas halinde olmasaydı hangi grupla bilmem nasıl olup da bu yolda devam edersiniz, ben de sizi kurtaramam dedi biliyorsunuz. Bu ben de sizi kurtaramam. 18 Nisan 1960'da Tahkikat Komisyonu ilk mecliste görüşüldüğü gün. Ana muhalefet genel başkanı kürsüde, ben de sizi kurtaramam. Yani ihtilal şartlar oluşunca meşrudur. İhtilal behemal olacaktır. İhtilal olursa ben de sizi kurtaramam diyor. Onun üzerine Celal Bayar diyor ki kurtaramam diyebilecek. Bu sözün mevhumu muhalifi. Tahkikat encümeni kurmazsanız sizi ihtilale muhatap olmaktan kurtarırımdır. O halde kurtarmak da kurtarmamak da kendi ihtiyarında oluyorsa, yani ihtilalin elebaşısı İsmet Paşa'dır. Celal Bayar'ın. Başka bir yer aramaya gerek yok. Evet. İhtilalin elebaşısı İsmet Paşa'dır. Bu insan canlı canlı. Aradan sonra devam edelim. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arası, daha sonra tekrar beraberiz. Hayatınıza bir değişiklik yapın, bize uğrayın. Ercan Çavdar İnşaat Güvencesi ile büyük bir projeyle daha sizlerleyiz. Yeditepe'nin en gözde bölgesi
Erdem Koleji civarında 125 metrekare çok geniş ölçülere sahip dairelerimiz, açık otoparkı, süs havuzları, çocuk oyun alanları, kamelyaları, ana ulaşım yolu üzerinde sizlere muhteşem bir yaşam alanı sunuyoruz. Ayrıcalıklı, seçkin bir yaşam alanı düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Şekeroğlu'ndan Türkiye'nin yeni tek içimli kahvesi Kahvemo, Hazır Türk Kahvesi, Menengiç Kahvesi, Osmanlı Kahvesi ve Sütlü Türk Kahvesi çeşitleriyle sizleri yeni lezzetlerle tanışmaya davet ediyor. Hayırdır kardeş? Bu ne düşünce? Kanka askerlik vatan borcu da. Ailem kim bakacak? Bizim eski mahalledeki Mehmet'i hatırlıyor musun? Mehmet? Bizim Efe Mehmet mi? Bizim Mehmet sözleşmeli er olmuş. 3000 lira civarında maaşla 3 yıl boyunca görev yapmış. Sonra ikramiyesiyle birlikte terhis olmuş. Hatta memleketine gidip dükkan açmış diye duydum. 3 yılda hem vatan borcunu öde, hem maaş al, 3 yıl sonra da işini kur. Nasıl başvuracağız? Abi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesine giriyorsun, gerisi kolay. Onurunla çalış, hayaline ulaş. Başkent gündeminin nabzı, deneyimli gazeteci Aydın Tufan'ın hazırladığı gündem özelle Kanal 5 ekranlarına taşınıyor. Aydın Tufan ile gündem özel, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 14.00'da Kanal 5'te. Tekrar beraberiz. 27 Nisan'ın kanlı darbesini konuşuyoruz. Mayıs, 27 Mayıs'ın 27 kanlı darbesi. 1990. Aslında bazen böyle şeyler oluyor. Geçen programda ben 28 Şubat'tan mağdur olan birisiyim ben mesela. Biliyorsunuz siz de yakinen. Tabii. Şimdi 28 Şubat kutlu olsun diye televizyonu açtım. Daha sonra düzelttim gerçi de. 28 Şubat dedim. Kutlu olsun dedim. Şimdi tabii öyle deyince hemen yönetmen uyardı oradan. Ya abi kutlama yapıyorsun bana. Ya sen oluyor tabii. Yani 28 Şubat da bu ülkenin başına çok büyük felaketler ördü. Hiç şüphe yok. 20 sene 30 sene geriye gittik. 60 ihtilalinde de hakeza öyle. Yani bu darbeler Türkiye'yi her dönem biraz daha geriye getiren, biraz daha geriye götüren en önemli oluşumlardan, kanlı girişimlerden maalesef. Bunlardan da kurtulmamız lazım ve işte AK Parti hükümeti döneminde 2002'den bu zamana kadar bir sivil otorite bunlara karşı direndi. İnşallah bundan sonra da devamı gelir diye düşünüyorum. Belki de başkanlık bu anlamda biraz daha önem arz ediyor. Hani belki bu konuya da gireriz. Vakit kalırsa inşallah sonra doğru. Tabii yani şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na Genelkurmay Başkanı'nın bağlanması lazım normalde. Ama ne yapıyoruz? İşte başkanlık sistemi olursa hepsini birden hallederiz düşüncesiyle sanırım. Hükümet böyle düşünüyor. Çünkü şimdiye kadar 100 defa bağlanması lazımdı Milli Savunma Bakanlığı'na. Mayınlı tarlalar ki darbe anayasaları temizlenemedi ki. Evet. Vesayet sistemleri temizlenemedi. Sevgili Seyfi, izninizle bugünden de bahis. Hatta daha önce İşte saltanat kaldırılması var. 1924 Mart 24'te hilafetin kaldırılması var. 1928'de alfabe meselesi var. Dini İslam'dır. 21 ve 24 arasında bulunan dini İslam'dır kaldırıldı. Özellikle 1937'de altok ve laiklik anayasaya girdiği zaman Ali Fuat Başkil rahmetli hoca isyan etti. Dedi ki eyvah
siz Atatürk Anayasası'nı, 21 ve 24 Anayasası'nın yüzünü buruşturdunuz, incittiniz, bir parti programına haline geldiniz. Sevgili Seyfi, şu andaki 61 ve omurgası 61 ve 82 darbe anayasaları altı okun programı şeklindedir, programıdır. Şimdi ben tabii o zihniyete hak vermek anlamında söylemiyorum. Ancak arka bahçelerinin, arka bahçelerinden vazgeçmelerini çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Bugünkü şartlarda hepimize, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, tabii ülkeyi 14 yıldır yöneten bugünkü AK Parti iktidarına görev düşüyor. Burada ben şu şekilde seslenmek istiyorum müsaadenizle sevgili Seyfi. Buyurun. Bu arada 60 darbesi, kanlı darbesi, ne yazık ki ben buna faşist darbesi. Yaklaşık darbeleri araştırdım. Bir kitap hazırlığım olduğunu biliyorsunuz. İrili ufaklı, ki 23'ten veya 24'ten beri alırsak 30'a yakın sevgili Seyfi, 30'a yakın darbe var. Bunun ben isimlendirmeye çalışıyorum. Bugün ne yazık ki bu demokrasi şehitlerimizi de mübarek cuma saatlerinde rahmetle yad edelim. Ki bununla daha evvel işlemiştik, hatırlarsanız 1977-80 dönemi meclisi 74 siyasi affıyla Adnan Menderes'in yasada da idamla yargılanıp bilahare siyasi haftan istifade ettikten sonra 15 milletvekili ve 6 senatör Adalet Parti bünyesinde görevdeydiler. Hatırlarsınız o dönemde. Yani 1960 darbesine, kanlı darbeye, ki sonu kanlı olduğu için kanlı darbe ismi koydum sevgili sahibi. 28 Şubat darbesine de ben topyekün darbe demek istiyorum. Çünkü bütün ülkenin bütün kurumlarını o çete darbeye dahil etti biliyorsunuz. 27 Mayıs kanla sonuçlandığı için kanlı darbe isimlendiriyorum. Onda da elbette ki haklıyız. Ancak 28 Şubat beri doğru gelirsek 97 o topyekün bütün kurumları soktu. Dikkat ederseniz kendileri organize ettiler. Sivil toplum, medyayı, iş çevresini, herkesi, bütün yargı organı dahil, resmi kurumlar dahil, sivil toplum dahil. Ona da 28 Şubat 97 topyekün darbe demek gerekiyor. 60 darbesini yaptıktan sonra biliyorsunuz 37 bir de Cemal Gürsel'i çetenin başı koydular. 38 kişi gelir gelmez 21 ve 24 anayasasını kaldırıp attı. Ve kendilerinin Milli Birlik Komitesi olarak yasama organı yerine geçti diye bir tahmin yayınladılar. Bunun üzerine 1961 Ocak'ta Kurucu Meclis diye bir ucube meydana getirdiler. Yani Kurucu Meclis şu anda da omurgası olan 82 darbe anayasasının omurgası. Bu Kurucu Meclis de şey, birbirine çok benziyor değil mi? Encümeni Daniş. Hani şimdi Encümeni Daniş'e de böyle bu memlekette. Onun arka planı, arka bahçesi. Plan, birinin ön bahçesi, birinin arka bahçesi. Yani bakıyorduk o Çankaya'da, Balgat'ta falan böyle fıtı şapkalı, kendini halkın üzerinde gören burjuva. Bu daha evvel de bahsetmiştik. İşte bu olay, evet. 61 darbe anayasasının, ki %1954'te %58 oy alan Demokrat Parti yasada da mahkum, rehin. O günlerde ben 60 darbesinin anonsunu Kastamonu'da lise son imtihanlarına girerken duyan kişiyiz. 18 yaşında delikanlıyız. 60 kurucu meclisten sonra kurucu meclis yasası çıkarttılar. Kurucu meclis iki ana unsurdan meydana geliyordu. Bir, bunu Ocak ayında çıkardılar. Malum bu arada postal yalayıcılarından çok özenerek bir yasa da mahkemesi kurdular. Tamamı postal yalayıcıyı. Yalakaydı hepsi. Postal yalayıcılarından, ki kara cübbeler, oluyor bu. Kara cübbeler akıl verdi üniversitelerden. Kendi dışarı giydikleri cübbe değil sadece. Kalpleri, yürekleri, kafaları bir, her şeyi kapkara olan cübbelilerin fetvasıyla yasada da olağanüstü, mahkeme bile denmeyecek bir çete oluşturdular. Orada üniversitede öğretim görevlerinde görevden aldılar o zaman. 1950 çok değerli insanlar. 1954'te %58 oy alan Demokrat Partililer yasada da, sevgili Seyfi, sevgili gençler, lütfen kulak veriniz. Yasada da rehindiler. 61 Anayasası'nı alelacele bu kurucu mecliste yaptılar. Kimlerin, kimlerden meydana geldiğini söyleyeceğiz. Bu 9 Temmuz 1961'deki, ben 19, bugün
oy kullanacak seçmen yaşındayız o gün. Olayları çok yakından takip eden bir genç, o zaman delikanlı olarak yaşadıklarımı anlatayım. 9 Temmuz alelacel anayasa yaptılar. Sebebi bir an evvel CHP'ye İnönü'ye iktidarı devretmekti. Milli Birlik Komitesi'nin anılarına bakıyoruz. Hedefleri oydu. 9 Haziran 1961 günü halk oylamasına gidildi sevgili Seyfi. 61 darbecilerin yaptığı, kimin yaptığını biraz sonra anlatmaya çalışacağız. O gün bütün broşürler ve ilanlarla baskı, o günkü yine darbe taraftarı, biraz evvel kimin içinde olduğunu, kimin başında olduğunu anlatmaya çalıştım. O zihniyet aynen şunu söyledi: eğer buradan hayır çıkmaz, evet çıkmazsa, 61 darbe, 82'de de aynı şeyi söylerdi. Şantaj değil mi? Şantaj, demokrat yasadan canlı çıkmayacaktı. Yasadakiler aynı heyetlerin Güneydoğu'da yaptığı gibi. 3 dönem iktidar olmuş. Evet. O heyet rehindi. Beyler, 9 Temmuz 1961 günü şu anda da omurgası teşkil olan 82 darbe yasasını, ki bunun anası da 12 Ocak 1959 Altıok'un 11. Kurultayı'nın ilk hedefler beyannamesi diye kamuoyuna sundukları metindir. Orada çift meclis, anayasa mahkemesi, her şeyin... Meclis derken şey değil mi? Millet meclisi var, Cumhuriyet Senatosu var. Niye Cumhuriyet Senatosu var? Cumhuriyet Senatosu'nun 27 Mayıs darbesini yapanlar 12 Ocak 59'da karar altına almışlar CHP kurultayında. Ne demek o? Bu işi yapanlar ölünceye kadar senatörler için çift meclis açtılar. Dünyanın hiçbir yerinde çift meclis olan yerde anayasa mahkemesi yok. Çift meclis var. Çift meclis ne? Cumhuriyet Senatosu. 150 seçilmiş var. 30 küsur darbeciler var. Milli Birlik Komitesi üyesi deniyor. 15 tane de Çankaya'daki beyefendiye şey var, sunuş var, yani ikram var. 15 tane adamını kontenjan böyle bir tezkereyle tayin etti. Musul Matur, evet, öyle geldi. Faruk Korturk öyle geldi. Faruk Güler öyle geldi. Ya mekanizma o kadar rahat kurulmuş ki. Hani diyoruz ya, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Evet. Sandıkta sivil iktidar gelebilmiş. Muktedir olamamak için. İşte bunun ortakları teşkil olunmuş. Ortakları da vesayet sistemi dediğimiz. Şu anda batağımız olan o. Biraz sonra vakit kalırsa 367 ilgili söyleyeceklerimiz var. Bakın 61 kurucu meclisinde kimler var? 367 dediğiniz şu ucube var ya, ucube. Sizin o hani yıldızla yaldızlı mektup göndermek istediğiniz kişi. Karga diyorum ben, karga. Yani birilerinin Sabi Kanadoğlu şeyi. İsimli söylememe gerek yok onların. Hiç ağzıma almıyorum, söylemeyi gerekli görmüyorum. Şey, İsimden de saymıyorum. Biz buraya şeyi konuk ettik geçen, konuğum Hikmet Sami Türk'tü. Ve daha önce bir toplantıda şey demişti, bir sivil toplum kuruluşunun bir toplantısına katıldı. O 367 tam bir hukuksuzluk örneğidir dedi yani. Öyle şükür. Ama dedi ya, dedi. Sayın Hoca dedi mi onu? Dedi dedi. Gerçi yani. Onu Sayın Başkan Feyzoğlu kardeşimiz da söyledi yani, ya. Tam bir hukuksuzluk. Kendi dedesinin komisyon başkanı olan bu darbe anayasası Feyzoğlu rahmetli komisyon başkanıydı. 82'de de akıl hocalarıydı zaten. Burada şunu vurgulamak istiyorum, bilemem. Hukuk fakülteleri neyle ilgilenir? Bakın biraz evvel vurguladım. Bu 60 darbesini, kanlı darbesini yapan çete 24 anayasasını kaldırdı, attı. Onlar hiç istifade etmediler. Kendileri 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, biz yasama organı üyesiyiz. Bizim yaptıklarımız, biz yasama organı üyesi yerine aldık. Her yaptığımız kanun dediler. Bunu hiçbir mesnedi yok. Kaldı ki 61 anayasasının. Zaten mesnedi oradan dolayı da yok. Buradan şuraya geleyim. Yine Sayın Başkan'ın dedeleri Sayın Turan Feyzoğlu 80 Anayasası'nda da zaten danışmanları oydu. Coşkun Kırca ile ikisi. O aynen şunu dedi. Bu beşli çeteye 80 darbesini yapanlara dedi ki, bakın 60 darbesini yapanlar yanlış yaptı. 24 Anayasası kaldırıp attılar. Hiçbir mesnedi yok demiştir. Ben söylüyorum. Sayın dedesinin şeyine de katılması gerekir. Geçen 82 ve 61 anayasanın dayatma yasası demişti başkan. Çok da doğru söylediğine kanayım. 80 çetesine dedi ki, anayasayı, 61 anayasası kaldırıp atmayın. Madem darbe yaptınız, bunu hıfzedin, işinize gelen yerleri uygulayın. Böyle akıl verdi. Sonra da bunlar 12 Eylül sabahı
anayasayı kaldırıp atmadılar. O akıl hocalarından dolayı atmadılar. Ancak o günkü tebliğle dediler ki anayasanın ilgili yerleri uygulanmış olacaktır. Ancak olmayan maddeleri bizim tebliğimiz anayasa değişikliği yerine geçecektir diye orada bir kulp buldular. Yani Beşli Çete'nin tebliği 61 Anayasası'nın değişikliği anlamına gelir diye hiç olmazsa bir cümle. Bunun da bir kanuni mesnedi yok. Bakınız 1960 şu anda da yürürlükte olan 82 Anayasası'nın omurgası olan 61 Anayasası'nı kimler yaptı sevgili Seyfi? Bunu izleyicilerimize takdim etmek istiyorum. Dediğim gibi iki ana unsurdan oluştu. Bir, Milli Birlik Komitesi, işte 37 çete, Bidon'un başı vardı, 38. B, Temsilciler Meclisi. Bakınız bu Temsilciler Meclisi kimlerden teşekkül ediyor? Bunun hiçbir kanunu mesnedi yok. Bu Milli Birlik Komitesi'nin çıkarttığı, Ocak 61'de çıkarttığı kurucu meclis. Yasa demeye bile gerek yok. Kanun hiç denmez zaten. Ne dersin? Çete bildirgesi demek daha doğru. Bakın 38 kişiden birinci kanat oluyor. B, Temsilciler Meclisi kimden teşekkül ediyor? Devlet Başkanı Temsilcisi. Yukarıda bir kişi var ya çete başı Cemal Gürsel. Onun ayrıca ikinci kanatta. Ama o çete başının portreleri hala okullarda. Yazık. Değil mi? Yazık. Yazık değil mi? Temizlenmesi lazım. Temizlenmesi lazım. Külliyen. Yani kaç tane cumhurbaşkanımız var? Cisim, cisim. Yani bir Atatürk'ü koyarsın. İşte Abdullah Gül'ü koyarsın, Turgut Özal'ı koyarsın, Tayyip Erdoğan'ı koyarsın. Siviller belli zaten. Siviller Celal belli, Bayar Celal Bayar koyarsın. Celal Bayar var. Onun haricindekilere darbeci ve darbeci, evet, vatan haini sıfatıyla çocuklar öğretilsin. Çocuklar şimdi ya bunlar bizim cumhurbaşkanımızdı diyor. Bir de bilemezse şey oluyor, kalıyor, sınıfta kalıyor. Sınıfta kalıyor, doğru söylüyorsunuz. Sınıfta Temsilciler kalıyor. Meclisi, yukarıdaki o zatın 10 tane de Temsilciler Meclisi'nde şeyi var. Temsilcisi var ya, kendi var, ah öbür kanatta var. 10 kişi de burada temsil ediyor. 37 kişinin Milli Birlik Komitesi'nin ayrıca 18 kişilik Temsilciler Meclisi'nde temsilcisi var. 18 efendisine iş imkanı var. Bakanlar Kurulu üyesi 22 kişi. CHP kontanjanı 50 kişi. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, sevgili Seyfi, bu Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni biraz izah edelim. Evet. Bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin çekirdeğidir. 1946'da Genç Demokrat Parti mebusu olan Osman Bölükbaşı 54 ve 57'ler, 54'lerde Millet Partisi'ni kurdu. Demokrat Parti'den ayrıldı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni kurdu. 1950 seçimlerinde 54'te 31 milletvekiline düşen Cumhuriyet Halk Partisi 57 seçimlerinde aynen 2014 Cumhurbaşkanlığı çatı adayında birleştiği gibi yeraltı, yerüstü Doğan Avcıoğlu'lar kimler varsa hepsiyle İttifak yaptı Cumhuriyet Halk Partisi ve CKM Bey'le ittifak yaptı 57-178 mebus çıkardığı zaman. İşte ona karşılığı ödül olarak 25 kontanjan verdi. Cumhuriyetçi Köylük Millet Partisi kontanjanı diyor 25 kişi. Baro temsilcisi, basın temsilcisi devam ediyor. Gençlik temsilcisi, üniversite temsilcileri ki 61 darbe anayasasının komisyon, anayasa komisyonu başkanı Turan Feyzoğlu da üniversite temsilcisi olarak girmişti. Toplam 312 kişi. Bu 312 kişinin içinde biraz evvel bahsettiğimiz 8 subay olayının esas ana çekirdeği var. Cemal Yıldırım, emekli subay, CHP kontenjanından anayasa yaptı. Anayasa. 61 anayasasını 54 ve 58 çetenin çekirdeği Cemal Yıldırım, kurucu meclis üyesi. O günün yeraltı faaliyetlerinin 12 Mart 71, 9 Mart çekirdeğini oluşturan 71. Malum 12 Mart 71 kendi içindeki 9 Mart'ı önledi Adalet Parti'ne karşı darbe. Orada bir sürü darbe var burada. Yani Gezi olayı dahil, 2007 dahil birçok şey var. 30'a yakın var. Bunun en önemlisi işte bugün yıldönümüne kanlı darbedir 27 Mayıs 60. Ondan sonra en kapsamlı 71 muhtıraları var. Parti kapatmalar var. 28 Şubat'tır demin dediğim gibi o topyekün bir darbe diye nitelendirmek lazım. Burada tabii biraz evvel bahsettiğim gibi özellikle vurgulamak gerekiyor ki şu günlerde hani anayasa, yeni anayasa, başkanlık sistemi. Şunu ben çok değerli iktidar mensuplarına ve bu işte ilgilenenlere şu fikrimi ifade etmek istiyorum.
değerli kardeşim, Fevzi kardeşim, şöyle, Seyfi kardeşim, şöyle. Bakınız, bir başkanlık sistemi diye böyle direkt girildiği zaman bunu bir kere iyi niyetler için bir şey demiyorum ama şu 12 Ocak 1959 6 okun kurultay kararları 61 Anayasası'nın ana omurgasıdır. 82 Anayasası aynı zihniyetin tasvip ettiğidir. Bugün kandan filan bahsediyor ya bizzat. Ya arka bahçelerinden vazgeçmeleri mümkün değil. Kaldı ki bu kadar basit, bu kadar seviyesiz ifadelerle hani vaktiyle denildi ki ya bu altı okun özgül ağırlığı çok muhteşem. Yani her ne kadar %25'lere sıkıştı. Yani 93-94 yaşındaki parti böyle bakıyor, kıskanıyor. Ülkeyi 14 yıllık bir parti, 15 yıllık parti 14 yıldır ülke yönetiyor. 93-94 yaşındaki böyle sinmiş, %25'e sıkışmış. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı ben yine 15'lere kadar düşeceğini düşünüyordum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında CHP'nin oylarını arttırdı diye düşünüyorum. Onu bilemiyorum yani tabii. Kamuoyunun takdiridir. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum ki bugünler için bu ifadelerle o özgür ağırlığına yani %25'lere böyle pırsımış, sıkışmış 93 yıllık bir parti mecliste grupta bakıyorum. 93 yaşında böyle büyük laflar. Onu Cumhuriyeti kurduk, devleti kurduk Cumhuriyet filan. Niye sıkıştın kaldın? Kavgalısın milletle. Sepetinde işte bu var. Kan var, darbe var, ihtilal var, idam var. Onu aşmaya çalışıyor. Daha birçok acılar onu var. Onu aşmaya çalışıyor. Geçen Kemal Kılıçdaroğlu özgül bir şey. Bu ifadelerle var. O özgül ağırlığı iddialar var ya, özgül ağırlığı da artık bir saman çöp haline geleceğini düşünüyorum. Biz diyor Kemal Kılıçdaroğlu 30 yıl diyor boş yere diyor bazı şeyleri boş yere konuşmuşuz diyor. Hani zaman kaybetmişiz diyor. Bu biliyorsunuz işte kıyafet konusuyla alakalı Türkiye'de 30 yıldır saçma sapan açık oturumlar, efendim kanun hükmünde kararnameler, şunlar bunlar, genelgeler. Saçma sapan şeyler yapıldı biliyorsunuz. Ben hiç zihinlerinden o işin kalktığını tabii yani şey olarak bugün soralım. Genel başkana çağrı yapıyorum. Altok'un genel başkanına. Hani o kandan mandan böyle zehir zembelek yani çok utanç verdiği bir ifade. Karşılık vermeyi bile gerek görmüyorum ama ülkede yaşıyoruz. Başka Türkiye'miz elbette ki olmayacağına göre bu işin mücadelesini yapmak durumundayız. Bir de kim kan dökülecek değil mi? Yani 20 karşıdaki darbe midir, devrim midir soruyorum. 28 Şubat devrim midir, darbe midir soruyorum. 71 muhtırasında kim var? Nihat Erim kimin partisinden bağımsızlaştırıldı, başvekil yapıldı? Kim var? Bütün darbelerin arkasında bu dediğim 12 Ocak hak verme anlamında söylemiyorum. 61 ve 82 Anayasası 12 Ocak 1959 altı okun arka bahçesidir. Altı okun kurultay kararlarıdır. Millete dikte ile rehindir. Hep söylüyorum Demokrat Partiler rehinken 9 Temmuz'da halk sandığa gitti sevgili Seyfi. Eğer buradan evet çıkmazsa canlı çıkmayacak. Ben biliyorum %40'a yakın buna rağmen hayır çıktı. O gün ama 12 Eylül'de öyle olmadı. Ne yazık yani ki. 12 Eylül'de kendi iradeleriyle ben verdiklerini düşünüyorum. Onu ben %92 biz o günlerde evet, şöyle halkın içindeydik yine. Korktu millet yani biraz. Tehdit var. Zarf incecik zarf. O da var ama. Beyaz evet turuncu renk görülüyor işte zaten. 5000 insanımız birbirini öldürdü. Sağcı solcu falan. Bunun etkisiyle de biraz vatandaş tepki gösterdi siyasi partilere. Şimdi ben onu şöyle yorumluyorum. Müsaade ederseniz böyle hani önüne geldiği zaman milletimiz sessiz tepkisini gösteriyor. Bir an evvel bu çetenin insanlarda o da var. Lanet olsun. Çünkü orada şu var bakın. 80'de veya 27 Mayıs 61 darbesinden sonra 61 Anayasası'da millet hayır dese neye hayır diyor? Ya mevhum oylanıyor. Evet dersen belki diyor ki bu çete defolu bir an evvel gider ümidi var. Kaldı ki 80 Anayasası'nın 82'de başka bir sakatlığı daha evvel sizinle de sohbet etmiştik. 7 Kasım 1983'te 82'de anayasa oylandığı gün düşünün o çete başının %90'lar aldık diye böyle kabadayı havalarla meydanlarda söylediği oylandığı günü düşünün. Şartlar olgunlaştıktan sonra adaysız zaten. Başka adaysız kendisi silah zoruyla devletin başına oturmuş. İşte o demin dediğim 28 mimarı da özel kalem müdürü filan. Çankaya'da, Mankaya'da filan o kişiler oradan da yetişiyorlar zaten.
kendisini Cumhurbaşkanı yaptırıyor, devlet başkanı, silah sorulu. Genelkurmay başkanı, devlet başkanı, silah sorulu Cumhurbaşkanı. Peşinden de gizli madde 12 Eylül 1980'den itibaren işte meclis teşekkül edip bilmem başkan oluşuncaya kadar yapılan uygulamalar dava açılamaz, bilmem netlemez, bilmem netlemez. Peşinaf ne demek? Önünde 14-15 yıl ay daha uygulama ne demek? Dünyanın neresinde görülmüştür? Bundan sonra da uygulamana da peşinaf. Var mı böyle şey beyler? Millet gittiği gün bunun farkında değildi evet. Bile. Biz ben ileriki zamanlarda cinayet işleyeceğim ama beni bu cinayetten dolayı yargılamayın. Her türlü halt işleyeceğim. Her türlü halt işleyeceğim yani. Kaldı ki bir cinayet orada şunu işlediler. 6 Kasım 1983'te meclis teşekkül etti. Meclis ilan edildi. Anavatan Partisi iktidar oluşu rahmetli Turgut Özal'ın. 9 Kasım 83 bakın meclis teşekkül etti. Siyasetin en çok sahasını daraltan önemli detaylardan başka bir şey söyleyecekseniz tam programın sonuna geldik. Yani öyle bu da çok vesayet önemli. Vesayet sistemlerin en anası en anası sterbe anayasalarıdır ve Milli Güvenlik Kurulu'dur. Meclis 6 Kasım 80'imize teşekkür etti. 9 Kasım'da 5 kişilik çete Milli Güvenlik Konseyi'nin kurulunun kanunu kaçırdılar. Tabii burada şunu söylemek istiyorum. Burada AK Parti ve diğer ilgililere direkt başkanlık sistemi dediğim dirildiği zaman bir kişi için bu isteniyor, bu makam gibi alınıyor, algılanıyor ve zaafa uğratılıyor. Halbuki şu darbe anayasalarının arka planı, ya zaten altı ok mühürü olduğunu anlatsak tabii. Millet bunu çöpe atacak. Erdoğan zaten en üst makama atacak. Gelmiş. Bu anlatılmalı. Zaten yani. Bunlar çöpe atıldıktan sonra milletin ne getireceği belli. Tabii burada izin verirseniz şu cümlemeleri ifade edeyim. Tamam. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhurbaşkanımızdan, o zihniyet, malum zihniyet, işte bu her türlü darbenin içinde olan, fikri olan, zikri olan zihniyet şunu bekliyor. Fahri Korktürk gibi bir cumhurbaşkanı olacaksın kardeşim. Ya olmaz. Cumhurbaşkanımız var. Fahri Korktürk'ü ne yaptılar biliyor musunuz? Fahri Korktürk'ü, ben o dönem meclisteyim, o 78 Güneş Moteli, o kara tarihte Güneş Moteli hükümetinde tayinlerden bıktı adam, hava teptiline gönderdiler ya şeyi. Tasdikten de bıktı. Hava tepti, rapor verdiler. O günkü Sırrı Atalay Senato Başkanı, Cumhurbaşkanı vekalet ettirdiler. Böyle azgın, böyle halka karşı olan bir fikir. Tayyip, ya kaldı ki Tayyip 360 ucubesini getirip koydunuz. Bu ucube ile ilgili burada bir şeyim var. Ben diyorum ki bu 367 ucubesini, yani şu arka plan anlatılsa millet bunu çöpe atacak. Zaten yeni bir şey getirecek. O da mutlaka 10 Ağustos 2014'te teşekkül olan halkın ilk defa seçtiği cumhurbaşkanıdır. Ben o 367 ucubeleri var ya hep işliyoruz. O kişilere, süremiz o gün Anayasa Mahkemesi falan getirenlere emin olun bir dergide, kitapta da yazacağız inşallah. Böyle 367 şeklinde bir çan yaptırmayı düşünüyorum. Hani bizim Kastamonu bakır işi var ya. Bakın, söylemeyin de başkaları da almasın. Onu çan, bu çanı 367'ye ilk ortaya atan ve onu Anayasa Mahkemesi'ne getiren bir partinin genel başkanı var ya, çağrı yaptım 555'te ismi geçen. Onun boynuna böyle, ona 367 yazılacak. Ha, takacaksın. Hak görecek onu. Böyle devenin çanı gibi hayat bizim, boyu boynunda sallanması bizim lazım. Bizim Fahri çeker değil mi? Arkadaşlar Fahri yazı yapar. Yani bakırdan değil de ağır olur bakır. Ama bakır olmadan iyi ses de çıkmaz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir kere hiç hakları yok. Fahri Korktürk gibi cumhurbaşkanı olmak. Bir. İki. Bakanlar kurulunu külliyede filan diyorlar ya. Ya bakanlar kurulunu oralarda yapmasını da anayasa vermiş. Sizin işte darbe anayasası yetkiyi vermiş. Bir. İki. Sizin Nihat Erim'in kabinesi gibi 71 muhtırasından sonra Genelkurmay Başkanlığı'ndan mı yapması lazım bakanlar kurulu toplantısını? Biliyor musun? Onu sen istiyorlar işte. Ya, evet. Nihat Erim kabinesi Genelkurmay Başkanlığı'nda bakanlar kurulu toplantısı. Böyle bir şey de olmaz. O Türkiye eski Türkiye'ydi. Geçti. Yeni Türkiye'de her şey güzel olacak. Cumanız mübarek olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. Bugün konuğum 27 Mayıs darbesini, 28 Şubat darbesini ve 12 Eylül darbesini çok iyi analiz eden değerli eski milletvekillerimizden Fethi Acar'dı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Pazartesi günü buluşmak umuduyla.
Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.